Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt köyündeyiz ve köy meydanındayız. Yanımızda da Yeşilyurt yani eski ismiyle de Mancus'un köyünün muhtarı Abdullah Avcı var. Muhtarım nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz İlkin. Sizi biraz tanıyabilir miyiz muhtarım? Evet, ben Abdullah Avcı. 1958 Sivas doğumluyum. Ondan 70'te buraya geldim, Yeşilyurt'a geldim. Şu anda da Yeşilyurt'un muhtarıyım. İkinci dönem miydi? İkinci dönem. Birinci dönemde ağzalık yaptık. Yani aşağı yukarı üçüncü dönemin içindeyiz. Üç dönemdir yani, hizmet ediyoruz. Hizmet ediyoruz, evet. Peki evet. Muhtarım, köyün nüfusu, Kayseri'ye olan uzaklığı ve geçim kaynakları hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Köyün Kayseri uzaklığı 12-13 kilometre falan. Köyümüzün geçimi hayvancılık, çiftçilik, bunlardan kaymak, yoğurtla onlardan geçinip gidiyoruz. Kendi halinizde bir köyüz. Kendi halimizde bir köyüz. Evet. Peki nüfusu ne kadar köyün, yazın ne kadara çıkıyor? Şimdi şöyle diyeyim ben sana, 500 hane bizim bu köyümüz. Yani eski köy olaraktan 500 haneydi. Ama şimdi tabii ki kışın kalmıyor, kışın şey yapıyor. Şehre gidiyorlar, yazın çoğalıyor. Ondan sonra şu anda ilden esnaf toki beraber 10 bin yakın nüfusum var. Hem biz köy muhtarıyız. Hem şehir muhtarıyız. Maşallah o oldukça. Vatandaşlara da hizmet ediyoruz. Buraya da hizmet ediyoruz. Oldukça kalabalık bir nüfusunuz evet, var. Birçok evet. İlçe kadar neredeyse nüfusa evet, sahipsiniz. Evet, evet. Doğrudur. Evet. Efendim şu anda bulunduğumuz yer Yeşilyurt'un en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi ve geçmiş tarihi Osmanlı'nın nüfus sayımına hatta daha evveline dayanan günümüzde de sit alanı olarak kullanılan tarihi bir lokasyon. Hemen arkamda görmüş olduğunuz köşkten sıra boyunca, sokak boyunca devam ediyor eski evler, tarihi evler. Bu sokak boyunca burada mevcut ve bunun arka tarafı da yine eski evlerle, tarihi konaklarla dolu. Eğer yolunuz Yeşilyurt'a gelirse, Yeşilyurt'a düşerse ve gönlünüzde biraz da olsa tarih merakı, tarihe ışık tutma merakı varsa işte buradaki eski yapıları görebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Sinan abi şu anda arkamızda bir konak var. İki bölüme ayrılmış, haremlik ve selamlık olarak. Neler söylemek istersin konak? Efendim bu konak 1831'de. Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfus sayımında Cevizoğlu Konağı diye geçiyor ismi. Daha öncesi ne kadar önceye gidiyor bilmiyorum. Fakat o yıllarda fevkalade kullanılan bir konakmış. Burası haremlik bayanlar için. Bu selamlıkta açık olan yerde erkekler için selamlık olarak kullanılmış çok yıllarda. Halen ayakta duruyor. Mümkün mertebe bakımı yapılıyor fakat terk edilmiş şu anda. Sahipleri henüz daha hayattalar, buradalar. Bir tanesi buradaki bir arkadaş, torunu falan işte böyle bu kadar bura. Şu anda da hala taş yapı ayakta duruyor. İnşallah günün birinde restore olur da o geçmişin şaşasını, Osmanlı İmparatorluğu'nun o dünyayı hükmettiği yılların o muhteşem dokusunu da bir kez daha yaşamış ve yaşatmış olur. İnşallah efendim inşallah. Sizlere de teşekkür ederiz bu şeyi gösterdiğiniz için, gayreti gösterdiğiniz için sağ olun. Efendim arkamda görmüş olduğunuz hamam. Türkler bu topraklara geldiklerinde 1100'lü yıllarda işte Anadolu'ya bıraktıkları ilk eserlerden bir tanesi. O dönemde hamam olarak kullanılmış ve arkada han ve hemen yanında bir de fırın bulunuyor. İşte dönemin şartlarıyla, yerleşik hayatıyla, atalarımızın, dedelerimizin bu topraklara bıraktığı en büyük miraslardan da bir tanesi hemen önünde bulunuyoruz. Tabii günümüzde atıl vaziyette ve artık kullanılmıyor. Ama restore edilirse neden olmasın ki, geçmiş yılları bizleri anımsatan, gönlümüzde tarihin kırıntılarından birini bırakan bir eser olarak neden bırakılmasın diyoruz ve umut ediyoruz ki kısa bir süre içerisinde de dönemin şartlarına uygun restorasyonu yapılır da hem geleceğimizde emanet olarak bizlere bu toprakları bırakan çocuklarımız
emanetlerine gelip sahip çıkarlar, hem de geçmiş atalarımızın mirasına bir noktada ev sahipliği yaparız ve gönül coğrafyamızdaki yerini almış olur. Eğer yolunuz bu noktaya, yeşil yurta düşerse, buradaki bu tarihi dokuyu gelip en azından görmeden bu noktadan ayrılmayın diyorum. Efendim şu anda Yeşilyurt'ta köy fırınının içerisindeyiz. Kış olduğu için kullanmıyor köylü vatandaşlar. Evet. Yazın daha çok talep var. Kendi ekmeklerini kendileri pişirebiliyorlar değil mi? Evet, ketelerini, ekmeklerini, patateslerini, her şeyini burada pişirirler. Bunun gibi benim 7 tane fırınım var mahallemde. Buraya gibi Allah razı olsun, belediyemiz de burayı güzelce yaptırdılar, tertemiz. Hani köyümüzün ekmek pişiren bir fırınımız burası. O zaman yazın geldiğimizde ne pişireceğiz burada? Bu da kete pişireceğiz. İnşallah. Ekmek pişireceğiz. Patates pişireceğiz seninle beraber. İnşallah. Sobada değil, bu sefer fırında yapacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Yiyeceksiniz. Tabii tamam, ki. Peki. Tabii ki. Tamam. Hadi devam edelim. Hadi, teşekkür ediyorum. Efendim, damak zevklerimizin ve tabii ki köy lezzetlerimizin olmazsa olmazı sobada, közde patates mis gibi buram buram kokuyor. Muhtarımızın ellerinden biraz sonra midemize indireceğiz. Muhtarım, eskiyi şöyle bir hatırlayalım dedik. Hemen patatesleri dilimledin, sobaya koydun. Eskiden burada bizler mahalle fırınlarımız var. Mahalle fırınlarımızda bunları böyle patatesle dileriz. Ondan söylerim, biberler, soğan, biberini, tuzunu atarız, fırına veririz. Ondan sonra bizim hatunlarımız getirir bunu, güzelce afiyetle yeriz. Oh, muhtarım. Evet. Şimdi biz de geçmişe şöyle biraz döneceğiz. Evet. Sobada yapacağız bu işlemi. Bu fırın imkanımız olmadığı için, şimdi yakamadığımız için sobada yapacağız. Şöyle tuzlayacağız bunu, evet, değil mi? Evet, dökelim mi tuzunu da? Evet. Şöyle biraz tuz alayım. Yandı mı? Yanmasın. Yanmasın mı? Az. Şöyle az mı atayım? Evet. Şöyle lezzetli köy patatesi. Bunları bir kapla alalım biz. Alalım. Peki. Kapları alalım. Alalım. Peki muhtarım. Pişmiş değil mi? Pişmiş. Efendim, geçmiş yılların olmazsa olmaz lezzeti, köy oturmalarının, köy sohbetlerinin ve tabii ki siz büyüklerimizin geldiğinde bunları böyle fırınlara atarız. Komşularımıza patates ikram ederiz. Ondan söyleyeyim, ne bileyim ben, ne bulduk? Kete bulduk. Ondan söyleyeyim, ekmek bulduk. Hepsini de ikram ederiz böyle. Anladın mı? Siz büyüklerimizin şöyle gözlerini kapatıp çocukluğunuza döndüğünüzdeki en önemli değerlerimizden bir tanesi soba ve tabii ki sobanın üstünde enfes kızarmış patatesler. Muhtarımızın ellerinden şöyle midemize indireceğiz efendim. Sizler için biraz sonra bunları tadacağız. Şimdiden afiyet olsun diye. Efendim, şöyle soğuk havalar hazır hayatımızda bembeyaz yerini almışken, Kayseri gelinliğini giymişken, bizler de dedik ki Yeşilyurt muhtarımızla birlikte sobada bir patates keyfi yapalım. Az evvel sizler için nasıl yapıldığını görüntüledik. Sizi şöyle biraz çocukluğunuza, geçmişinize döndürmüş olduk. Şimdi patatesin bir de tabii en güzel kısmı, tadına bakmak. Evet, tadına bakmak. Yeme kısmı. Tabii. Buyurun muhtarım, siz deyin. Ben alırım. Sağ olun. Biz misafirperver olduğu için misafirlerimize, ondan söyleyeyim. Bizim burası çok, yani gelen misafirlerimizi biz evlerimize götürürüz, karınlarını doyururuz, çaylarını içirip göndeririz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Misafir seviyorsunuz. Seviyoruz. Tabii ki misafiri seviyoruz. Misafir sevilmez olur mu? Allah'ın bir şeyi yok. Efendim, sobada lezzetli, tabii ki. Yeni pişmiş, kızarmış, lezzetli, tuzlanmış patatesler önümüzde. Kameraman arkadaşım Musa da şu anda arkada diyor ki ben de istiyorum. Biraz daha beklemesi gerekiyor. Evet. Patatesimizi yedik şöyle. Kömür sobasında demlenmiş, evet, sıcacık çayımız da tabii ki köy lezzetlerimizin olmazsa olmazı. Için ben geleceğinizi bile bile çayımızı sobanın üstünde demledim. Erken geldim. Sobamızı yaktık ki misafirize bir şeyler ikram edelim diye. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Şimdi çayımızın da tadına bakalım. Sağ olun. Mis gibi de çay kokuyor. Gerçekten bu lezzetleri şehir hayatında fazlasıyla özlüyoruz. Bulamazsın. Ben esnaf tokide oturuyorum. Ve o benzinliğin karşısında sanayi yapılıyor, biliyorsun belki de, gördün. Evim de orada benim. Hayvancılık yapıyorum. Bundan söyleyeyim. Ben eski evimi istiyorum. Ben dairede oturmayı sevmiyorum. Betonharmede. Betonharmayı sevmiyorum. Komşu komşuyu tanımıyor. Yani şimdi bizim burada oturduğumuz yer, ama şimdi çık burada, hangi komşunun onu yaparsam çayını içerim. Köyünde. Ne kadar güzel, ne, değil mi? Tabii ki. Köyden vazgeçemiyoruz. Köyden vazgeçemiyoruz. O zaman muhtarım, çaylarımızı içelim. Sonra gezintimize devam edelim. Tamam. Tamam. Hadi afiyet olsun.
Efendim, soğuk havada nereye gelinir? Köyün en eski geleneklerinden bir tanesi, tabii ki köy kahvesinde bulduk kendimizi ve yanımızda Burhanettin abimiz, Mehmet abimiz, Ömer abimiz var. Eskiden köyde yaşam nasıl olurdu? Köyde yaşayan vatandaşlar neler yapardı? Ve köy kahvesinde neler konuşuluyor? Şimdi kendilerinden bunları dinleyeceğiz. Burhanettin abi, biraz seni tanıyabilir miyiz? Ne yapardın eskiden? Nasıl geçerdi vakit? Babam ziraatçıydı benim. Son zaman sanayiye başladık. Sanayide çıraklık yaptık, kalfalık yaptık, ustalık yaptık. Yetiştik, elhamdülillah sanatkar olduk. Rahatladık. Şu anda artık emekliliğinin tadını çıkarıyorsun. Emekliliğin tadını çıkarıyor. Aynı zamanda şu durumda besicilik ve ziraatçılık yapıyorum. Maşallah. Allah'a şükür. Herhalde içinizdeki en enerjik, hayatla en barışık olan Mehmet abi, değil mi? Mehmet abi, senin için avcı diyorlar, toplayıcı diyorlar. Ceviz çırpar diyorlar, balık tutar diyorlar, buz gibi göle girer diyorlar. Vallahi demedik kalmadı. Hepsi var, hepsi var. Seni tanıyabilir miyiz biraz? Ben Mehmet Çalışçı, Yeşilyurt köyündenim. Köyümüzün önceki gelirlerinden şimdiki farkı, önceki hayat daha güzeldi. Toplum, birlik, yardımlaşma vardı. Şimdi o şeyler kalmadı. Yabancı girdi köyümüze. Bunlar girince tabii köyün o güzellikleri kalmadı. Bağlılık çoktu birbirimize. Güzel salgıma suyu gelirdi. Oradan akardı. Bağlarımız, bahçelerimiz gayet güzel. Tarım alanlarımız, cevizimiz olsun, elmamız olsun, kayısımız olsun. Bunları tabii sulanıyordu. Bu su kesilince köyümüzün o güzellikleri gitti. Ben Ömer Özer. Ben Yeşilyurt'ta doğdum, büyüdüm. Evim Mimsin'de şu anda. Ama günlük köyden kopamıyorum. Günlük hiç işim olmasa da geliyorum burada, eşi dostu ziyaret ediyorum. Buradan kopamıyorum yani. Ben burada çiftçilik yapıyorum. Sevdiğimden yani. Bir köyü bırakmak istemiyorum. Bir de benim bu köyle alakalı, Kayseri'de oturup da, hadi dışarıdakilere şey yapmıyorum. Kayseri'de oturup da senede bir sefer gelmeyen insanlarımız var. Gelmelerini, bu köyü eski günlerine dönmelerini istiyorum. Yani özlemini çekiyor. Adam Kayseri'de senede bir sefer ecdadının mezarına gelmeyen insanlarımız var. En azından gelmelerini istiyor. Köyümüzü şenlendirmek. Kayseri'ye çok yakın köyümüz. 14 kilometre mahallesi. Bir de köyümüzün yani ne bileyim gelip şenlendiriyor. Yazın iyi kötü geliyorlar da kışın hiç gelen yok. Bir iyi kötü bir kahvemiz var. Bunun şeyine millet toplanıyor. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünden seslendi. Efendim, Yeşilyurt köyünün misafirperver insanları, sıcak soba patatesi ve tabii ki tarihe ışık tutan yerleri bizleri kendisine hayran bıraktı. Tabii ki kış gelmişken de kardan adamlarla kapanış yapmamak olmaz dedik ve kendimizi bu müthiş kardan adamların yanında bulduk. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın diyorum. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.